Altay TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. YouTube üzerinden yayın yapan Altay Televizyonu'nda kamp röportajlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ve deneyimli futbolcularımızdan, geçen sene şampiyonluğun en büyüğüne pay sahiplerinden sevgili Ferhat Çulcuoğlu ile beraberiz bugün. Side'de, Manavgat'ta, Antalya'da kamp yaptığımız otelde. Ferhat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, kampımız devam ediyor. Neredeyse yarıladık artık. İzmir'e evet. Döneceğiz ama İzmir etabından sonra Antalya Side çalışmaları da bütün hızıyla devam etmekte. Hazırlık maçları, antrenmanlar derken yoğun bir tempodasınız. Öncelikle bugünler nasıl geçiyor? Senden dinleyelim. Yani bugünler kamp programında her zaman zaten yoğun geçer. Günde iki antrenman yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla bir kaynaşma sürecine de girdik. En iyi şekilde kendimizi ikinci yarıya hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an her şey yolunda. Kaldığımız otelimiz güzel, sahalarımız güzel. Buradan arabildiğimiz en iyi verimle beraber maçlarımıza hazırlanmak istiyoruz. Kamplar belki biraz daha mental olarak da oyuncuları değil mi ikinci yere ya da yaz kampıysa sezon başına hazırlayan dönemlerdir. Çünkü burada biraz daha böyle düşünme zamanı da neler yapabiliyoruz neler yapamıyoruz da evet. Fazlaca değil mi üzerine durduğunuz dakikalar saatler geçiriyorsunuz. Aynen şimdi bunların bu yaptığımız çift idmanların karşılığını maçlara mutlaka evet. Alacağız. O yüzden ne kadar zor olsa da sıkıcı olsa da bu bizim işimiz. O yüzden seve seve mutlulukla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir an önce sabırsızlanıyoruz artık iyi puanlar toplayıp bulunduğumuz konumdan daha yukarı çıkmaya çalışacağız. Yeni gelen arkadaşlarımızla da bunu başaracağımıza eminim. Şimdi biraz daha şimdi senin gibi tecrübeli oyuncular işte İbrahim Akın, İbrahim Öztürk, zaten Murat Uluç aranızdan çıkıp antrenörünüz oldu bir anlamda. Genç oyuncularla birlikte bunun kamuflajı ve sarmalanması bizi biraz daha iyi bir takım haline getirebilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Tabii gençler de aramızda var bu kampta. Evet. Herhalde Özden Hoca zaman zaman onları değerlendirecek gibi gözüküyor. Aynen. Özden Hoca bayağı gençlere önem veriyor zaten. Zaman zaman sezon içinde de bazı genç arkadaşlarımızı aramıza katıp deniyor, bakıyor onları. Onlarla beraber tecrübeli abilerimizle beraber bence iyi bir hava yakaladık burada. Eğer o takım kimyasını yakalarsak, o birlikteliği sağlarsak uyumumuzu devam ettirebilirsek bence başarılı olacağımıza inanıyorum. Sevgili Ferhat 17 maçlık ilk periyodu 17 puanla tamamladık. Hedefleri evet. Tabi uzağında kaldı. Evet. Sen bir önceki sene de bu takımın içinde şampiyonluğu geçen seneki başarıları birazdan sana soracağım detaylı konuşuruz ama ilk yarıda sana göre Ferhat Çulcuoğlu'na göre nerede hata yaptık ya da olumlu yaptığımız şeyleri devamını niye getiremedik? Şimdi sezona aslında iyi bir başlangıç yaptık. Ama daha sonra bir düşüş yaşadık. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok şanssız maçlar da kaybettik. Çok bireysel olarak birçok hatalar yaptık. Hepimiz teker teker birçok hatalar yaptık. Yani yani bu ikinci yarıda bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum ben. Ya ilk yarıda bir uyumsuzluk da yaşadık takım içinde. Baktığımız zaman bireysel olarak birçok arkadaşımızın, ben de dahil, performansımız hepimiz düştü. Çünkü bir takım oyunu futbol. Hep beraber bir uyum içinde olmalıyız. Hepimizin geçen seneye baktığımız zaman, geçen seneki arkadaşlarımıza da baktığımız zaman, yeni gelenlere de baktığımız zaman uyumu yakalayamamamız hepimizin performansında bir düşüklük sebep oldu. Buna ben de dahil olmak üzere. Şimdi burada bu uyum sürecini yeni gelen arkadaşlarımızla en iyi şekilde aşmamız gerekiyor. O yüzden bu oynayacağımız 2-3 hazırlık maçı da çok önemli. Yani ilk yarıda dediğiniz gibi çok hesapta olmayan bir puan tablosuyla karşı karşıya kaldık. Ama bunları atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü çok kaliteli arkadaşlarımız aramıza katıldı. Bu 2-3 hazırlık maçı bizim için çok önemli. Kendimizi görmek açısından. Bence ilk yarıdaki o hayal kırıklığını tamamen unutturacağız. Kesinlikle herkesin bu yönde umudu var. İyi başlarsak özellikle iyi de devamı gelecektir. Herhalde bir fikstür avantajı da tabii iyi değerlendirirsek söz konusu olacak. Çünkü Ümraniye ile başlıyoruz deplasmanda. Sonrasında Afyonspor ve İstanbulspor mücadeleleri İzmir'de olacak. Arda arda bir puanlar elde edersek Adana evet. deplasmanında buna sayabiliriz. Evet. Daha bizim kalibremizde takımlar bir anda rüzgarı arkamıza alabiliriz. Evet tabii burada taraftarımızın desteği çok önemli bize. Çok zor bir aslında süreç bizi bekliyor. Çünkü artık telafisi olmayan haftalara girdik. Artık her maçtan puan veya puanlar almamız lazım. Özellikle içerideki maçlarda her zaman 3 puan almamız lazım. O yüzden desteklerini bizden esirgemesinler, yanımızda olsunlar, bize inansınlar, güvensinler. Biz de gereken mücadeleyi
sahada göstereceğiz. Ferhat, geçen seneki uyumdan bahsettin. Şampiyonluğun belki en büyük anahtarlarından bir tanesiydi. Senin olmadığın sezonda da 3. ligde yine bir uyum, arkadaşlık ve o doğrultuda ilerleyen Altay hedefe playoff'tan da olsa ulaşmıştı. 3. ligde şampiyon olmuştu. Akabinde hiç ara vermeden 2. ligde şampiyon oldu ve üzerindeki deyim yerinde ise ölü toprağını attı. Geçen senenin şifrelerinden de biraz konuşalım. Çünkü sen geçen sene 34 maçlık periyotta kaleci Egemen'le beraber, İbrahim Öztürk'le beraber, Murat Uluç'la beraber en çok forma giyen oyuncuların başında geliyorsun. Geçen sene bizi bu sihirli ortama ulaştıran neydi? Geçen sene takım arkadaşlığı olarak çok üst seviyedeydik. Birliktelik olarak, uyum olarak, birbirini tamamlayan oyuncu olarak çok uyum içindeydik hep beraber. Onun yanında maç şansımız da çoktu. Mesela örnek vermek gerekirse bu sene birçok maçta penaltı kazandık ama mesela verilmedi. Evet. Geçen sene çok kırılma maçlarında mesela çok penaltı kazandık mesela. Olmadık yerde belki penaltı olmayan pozisyonlar penaltı verildi gibi. Yani bu sene de tam tersi oldu yani. Olanacak pozisyon olmadı. Aynen. Maç şansı aynen. Biraz daha arkamızdaydı diyorsun. Biraz daha aynen arkamızdaydı. Öyle bir farklılık oldu iki sene arasında baktığımız zaman. Onun dışında dediğim gibi yani bir şey birlikteliğimizi tam sağlayamadık. Saha içindeki uyumumuzu tam sağlayamadık. Bu da ister istemez sonuçlara yansıdı. Bunu burada aşacağız ama. Buna eminim. Peki Atatürk'sarını konusunu diğer arkadaşlarıma da sordum röportajlarda. Genelde en fazla saha handikapı, dezavantajı yaşayan takımın bizim ligde, birinci ligde Altay olduğu kanısında herkesin fikir. Evet. Sen de uzun yıllardır futbol oynayan bir oyuncu olarak ki Türkiye'nin oynamadığın belki stadı kalmadı. Bu anlamda Atatürk stadı bir oyuncu için, bir takım için handikap mı? Büyük bir handikap. Yani bunu zaten her arkadaşım veya her oraya gelen rakip takım bile bunu kolaylıkla söyleyebilir. Ben Göztepe gibi Ankara Gücü takımlarında da oynadım. Yani taraftar desteği çok önemli. Futbolcu performansını yukarıya taşıyan birinci unsur taraftardır. Stadın ambiyansıdır. Oynadığın zemindir. Stadın ambiyansı ve taraftar burada bir numaradır yani. Bunun handikapını çok yaşıyoruz. Bir an önce Alsancak Stadı'nın bitmesini temenni ediyoruz takım olarak. İkinci yılı herhalde bir dahaki seneye yetişecekmiş. Yani sezon başına evet. Mayıs, Ağustos'ta Altay Alsancak Stadı'nda oynuyor olacağız. Evet, hem rakibi baskı altına almak adına hem de kendi coşkumuzu yaratmamız adına bu ambiyansa çok ihtiyacımız var. Bunun eksikliğini %100 hissediyoruz. Taraftarımız her ne kadar elinden gelen en iyisini yapmaya çalışsa da stadın büyüklüğü bizi olumsuz etkilemekte. Ve tabii yani bu bir bahane mi? Tabii ki değil. Ama etkileyen bir unsur mu? Evet, unsurdur. %30'luk, 40'lık hatta bir unsurdur bana göre. Çünkü ben daha önce oynadığım takımlarda o atmosferde performansımı daha yükseğe çıkarabilen bir oyuncuyum. Yani burada bunun şeyini yaşıyoruz, evet, sıkıntısı. Yani bazı şehir takımlarının 1000 kişi, 2000 kişi statlarına gelen seyirci sayısı oluyor ama o kadar sahaya yakın atmosferde tribünleri bulunan statlarda itici güç oluşturan evet. taraftar grupları evet. var. Bizim taraftarımızın sayısı daha fazla. Belki Pasolik'te istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Umarız ikinci yarı bu sayı da artar ama İnşallah. Yine de yani 3000, 4000, 5000'e yaklaştığımız maçlarda Atatürk Stadı'nda o itici gücü maalesef bu ligde görmek çok kolay olmuyor. Evet. Ya mesela bazen bazı dışarıdaki arkadaşlarımla sohbet ederken bile televizyondan bile bizim maçı açtıklarında işte zevk almıyorum Atatürk Stadı'ndaki maçınızdan. Hiçbir şey anlamıyorum, zevk almıyoruz, maçınızı izlemiyoruz gibi söylemler geliyor bize yani. Şu televizyondan bile izlemek sıkıcı gelebiliyor. Tabii karşıda açık tribün bomboş, evet, kale arkasında aynen bomboş, öyle. Kapanının yarısı açılmıyor. Evet. Diğer kale arkasına deplasman taraftarı evet. 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi bu futbolcu geliyor. İçin de iyi değildir, taraftar için de. Kuşkusuz. İyi değildir. Hepimizin temennisi bir an önce Aslancak Stadı'na geçmemiz. Ligi çok iyi tanıyan oyunculardan bir tanesisin. Bu sene sence Spor Toto 1. Lig'in genel kalitesini nasıl buldun? Çok da aslında puan farkları takımlar arasında keskin hatlar oluşturacak gibi değil. Değil. Yani evet. 1-2 maçlık ufak seriler bile takımları, blokları birbirine yaklaştırabiliyor. Evet, yani öyle çok büyük farklar olmuyor. Yani bir Gençler Birliği takımında biraz fark var. Çünkü Süper Lig'den düşme bir takım. Kadrosun çoğunu koruduğu için ufak bir kalite farkı orada ortaya çıkıyor. Ama onlarla oynadığımız maça baktığınız zaman 1-0 mağlup olduk. Yani onun dışında öyle bizden çok daha üstün bir takım ben göremiyorum. Ama doğru zamanda, doğru hamlelerle, doğru pozisyonlarla Bolu Spor ve Antep Belediye ondan yukarıdalar.
bizim şanssızlıklarımız olduğu için işte birlikteliğimizin, yani birliktelik derken takım uyumundan bahsediyorum. Yani futbol olarak uyumdan bahsediyorum. Tamamlayıcı oyunculardan bahsediyorum. Onları yakalayamadığımız için şu an bu durumdayız bence. Evet, umuyoruz. Alacağımız ekstra puanlar, seri galibiyetlerle ilk 6 hedefimize de bundan sonra yaklaşırız. Çünkü bulunduğumuz konumla 6. sıradaki takım arasında çok büyük farklar yok. Oyun evet. olarak zaten hiç yok ama puan olarak da 2-3 haftada yakalanabilecek pozisyonlar neden olmasın diyoruz. Evet, tabii ki. Tabii yani ilk hedefimiz öncelikle tabii ki buradan kurtulmak öncelikle. Şimdi önce kısa vade bakmak lazım. Buradan kurtulup daha sonra ikinci hedefimiz olarak da playoff'a nasıl kendimizi atabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Sezon aslında başladığımız zaman ilk 2-3 maç sonunda biz rahatlıkla playoff oynarız gibi bir düşünceye kapıldık ama daha sonra gördük ki takımlar oturdukça bu işin aslında bu kadar kolay olmayacağını anladık. Ya şimdiki hedefimiz dediğim gibi öncelikle bulunduğumuz konumdan hemen puanlar alarak kendimizi bir üst yukarıya taşımak. Peki Ferhat, şimdi Altay TV'de yayınlarına başladı. Son olarak onu sorayım. YouTube üzerinden bizi izleyen Altay taraftarlarına, seyircilerimize senin de mesajınla röportajımızı bugün noktalayalım. Çünkü bundan sonra zaten İzmir'de farklı atmosferlerde, ortamlarda böyle yayınlarımız, röportajlarımız olacak. Ya buradan taraftarımıza ne söyleyebilirim? Burada biz gerçekten çok sık antrenmanlar yapıyoruz. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber gerçekten kalitemiz bir tık yukarıya yükseldi. Bizim taraftarımızın bizden istediği en önemli şeyin de mücadele olduğunu biliyoruz. Öncelikle mücadele gücümüzü yukarıya taşıyacağız. Daha sonra gelen kaliteli arkadaşlarımızla beraber iyi skorlar alarak bir an önce yukarıya doğru tırmanacağımızın sözünü veriyorum taraftarımıza. Tek istediğimiz onların bizi desteklemeleri her zamanki gibi. Arkamızda olmaları. Bu bizim için en büyük itici güç olur. Teşekkür ediyoruz röportaj için sevgili Ferhat Çulcuoğlu. Başarılar diliyoruz hem Altay'a hem de sana ikinci yarıda. Umarız güzel sonuçlar, güzel skorlar. Taraftarımız, yönetimimiz, futbolcumuz bir arada en iyi noktalara Altay'ı taşırız diyelim. Teşekkür sevgili ederim. Sevgili seyirciler, Altay TV ekranlarında YouTube üzerinden yayın yapan Altay Televizyonu'nda kamp röportajları serisinde sevgili Ferhat Çulcuoğlu ile beraber olduk. Yeni yayınlarda, programlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.